Merhabalar arkadaşlar. Denemenin sorularına beraber bakacağız. Birinci sorudan başlayalım. A ve B ardışık çift tam sayı olmak üzere verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi birinci öncülde A eksi B'nin 2 olduğunu söylüyor. Burada farkları evet ardışık çift tam sayılarda 2'dir ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğimiz için küçükten büyük çıkarttığımızda farkın eksi 2 gelme ihtimali vardır. Sayısal örnekle verelim. Mesela A 2 olsun. B 4 olsun. O zaman bu verdiği A eksi B farkı 2 eksi 4'ten eksi 2 gelir. Yani bu daima doğru değildir. İkinci öncüle geçtiğimizde bu kesrin yani A bölü B ifadesinin bir reel sayı olduğunu söylemiş. Bir oran gördüğümüz için burada paydanın sıfır olma durumunu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla ben bu sefer A'ya 2 B'ye 0 düşünürsem bu sefer de A bölü B ifadesi 2 bölü 0'dan tanımsızlık getirecektir. Dolayısıyla kesinlikle bir reel sayı diyemeyiz. Üçüncü öncül A çarpı B çifttir. Evet bu daima doğrudur. Çünkü hangi iki ardışık çift sayı alırsanız alın. Bunlar zaten çiftler ve tam sayılar. E i̇ki tane çift tam sayının çarpımı da kesinlikle çifttir diyebiliriz. Dolayısıyla burada kesinlikle doğru olan yalnızca 3 olacak. Geçiyoruz ikinci sorumuza. X ve Y birbirinden farklı ve X4 Y ise rakamları farklı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. X4 Y TL parası olan Elif bunu 3 arkadaşına eşit paylaştırabiliyor. Yani demek ki bu 3 basamaklı sayı 3'e tam bölünüyor. X4 Y bölü 3 bir tam sayı gelecek. Hatta pozitif tam sayı diyelim bir pay olduğu için. Eğer 5 arkadaşına paylaştırmak isterse 2 TL'nin arttığını fark ediyor. 2 e, TL fazlalık olması demek. Bu sefer de 5'e böldüğünüzde 2 kalanınız var demek. Yani sayımızın 5'e bölümünden 2 kalanı olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 2 tane bölünebilme kuralından bahsetti. Önce 5'e bölünebilmeden başlayalım. Çünkü biliyorsunuz sadece son basamağı ilgilendiriyor. 5'e bölümünden 2 kalan var demek o zaman son basamak ya 2 olacak ya da 7 olacak demek. Şimdi 5'e bölünebilmeyi hallettik 3'e bölünebilmeye dönelim. Tam bölünecekti o zaman rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olmalı. İlk ihtimalde rakamlar toplamının x artı 6 3'ün tam katı olacaksa ilk olarak bir rakam 0 düşünürdüm fakat 3 basamaklı dediği için bu 0 durumunu düşünmeme engeller. 3, 6, 9 olabilir x. Rakamlar hiçbir şekilde çakışmıyor. Üçünü de kabul ederim. İkinci duruma geçtiğimizde rakamlar toplamımız x artı 11 oluyor. Bunun 3'ün katı olabilmesi için x'in en küçük 1, daha sonra 4 ve 7 olabileceğini söyler. Fakat rakamlar farklı dediğimiz için 4 ve 7'yi alamayız. Dolayısıyla buradan x'in olabileceği 4 farklı değer vardır. Ve bunların toplamları da 3, 6, 9, 1'den 19 yapacaktır. Geçtik 3. sorumuza. A ve B birden farklı ve aralarında asal olan iki sayma sayısı. Ekoklar ile ebopların toplamı 143 demiş. Artı B toplamının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? Şimdi aralarında asal sayıların arkadaşlar ebopları 1'dir. Çünkü zaten aralarında asalın tanımı birden başka ortak böleni olmayan demektir. En büyük ortak bölenleri dolayısıyla birdir. Ekokları ise aralarında asal sayıların çarpımları olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu bilgileri verilen denklemde yerine yazarsak çarpımları artı 1, 143, 1'i karşıya attık. Çarpımları 142 oldu. A ve B'miz aralarında asal 142 aralarında asal olarak 1 ile 142 ya da 2 ile 71 olarak yazılabilir. Bize birden farklı sayılar demişti. Dolayısıyla ilk ihtimalimiz elendi. 2 ile 71 ya da 71'e 2 toplamlarıyla ilgilendiğimiz için fark etmez. A artı B 2 artı 71'den 73 yapar. Bu bir asal sayıdır. Dolayısıyla pozitif bölenleri bir ve kendisidir. Yani iki tanedir diyebiliriz. Geçtik dördüncü sorumuza. Kendisine Lego oyunu almak isteyen Umut, ailesinin ona verdiği harçlıkları hafta içleri her gün 3'er TL, hafta sonu her gün <laughs> pardon, 2'şer TL olacak şekilde biriktirme kararı alıyor. Kumbarasına ilk çarşamba günü para atan Umut'un alacağı oyuncak 580 TL olduğuna göre bu oyuncağı en erken hangi gün alabilir? Şimdi para biriktirmeye çarşamba günü başlıyor. Yani bir tam hafta olmayacak ilk haftası. O yüzden biz birinci haftayı bir özel olarak hesaplayalım. Hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma 3 tane hafta içi var. Her gün hafta içleri 3'er TL biriktiriyordu. Hafta sonu da cumartesi ve pazar var ilk haftasında. Burada da 2 tane hafta sonumuz 2'şer TL'den 9 artı 4 13 TL'yi ilk hafta bir biriktirdi. Yani birinci yarım haftasını tamamladı. Biz 580 TL'nin 13 TL'sini bu yarım haftada biriktirdik. 567 TL'miz kaldı tamamlamamız gereken. Bu şekilde yaptık çünkü bundan sonraki her hafta artık tam eşit adette biriktire biriktire gidecek. Mesela ikinci haftaya geçti diyelim. Pazartesiden cumaya ve cumartesi pazar olarak düşünürsek. Pazartesiden cumaya 5 tane hafta içimiz var. Her gün 3 TL'den. Cumartesi pazar 2 tane hafta sonumuz var. 2 TL'den 15 artı 4 19 artı TL biriktirme devam edecek her hafta olmak üzere. Peki biz 567 TL'yi 19 19 biriktiriyoruz dersek. Bakalım tam hafta boyunca bitecek mi yoksa e, haftamız bittikten sonra devam etmemiz gerekecek mi biriktirmeye. Bölme işlemimizi yapalım. 56'da 2 kez var 38 dedik. Buradan 18 kaldı 7 indirdik 9 kere 171 16 fazlamız var yani siz 19 19 demek 29 hafta daha devam edeceksiniz ve sonra 16 TL daha biriktirmeniz gerekecek. Bu da işte bilmem kaçıncı hafta oldu çok önemli değil 19 19 bitirdik haftalarımızı bir sonraki haftaya geçtiğimizde 16 TL daha biriktirmemiz lazım. Biz hafta içi 5 gün boyunca 3'er TL'ye biriktirsek 15 TL'yi de hallettik. Artı 1 TL'miz kaldı. E o da hafta sonuna artık sarkacak ve bizi cumartesi günü bu 580 TL'yi tamamlayarak en erken oyunu almaya hak kazanmış olacak. Evet 5. sorudan devam ediyoruz birbirinden farklı iki gerçel sayının mutlak değerleri toplamı toplamlarına eşit oluyorsa bu sayılara doygun sayılar denir. A ve B doygun sayıları için hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burada tanıma göre A ve B doygun sayı olduğuna göre demek ki bunların mutlak değerleri toplamı mutlak A artı mutlak B toplamlarına eşit. Yani artı B'ye eşit. Bu verilen bilgiden A ve B ile ilgili Nasıl sayılar olduklarına ulaşalım ve öncüllerdeki e, ifadeleri inceleyelim. Şimdi iki tarafın birbirine eşit olması için sol taraftaki mutlakların aynen çıkması lazım. E, aynen çıkması demek de içerisinin mutlak değerde sıfırdan büyük eşit olması demektir arkadaşlar. Eğer biz ikisi de aynen çıkar dersek gördüğünüz gibi a artı b eşittir a artı b olacak ve bu eşitlik sağlandığı için verdiği tanıma uygun doygun sayılar diyebileceğiz. Yalnız burada dikkat etmemiz lazım. Bize birbirinden farklı demiş. O zaman şöyle A, B için bir küçük tablo oluşturalım. A'nın sıfır olduğu durumda B sıfır olamaz. Pozitif olmak zorunda. B'nin sıfır olduğu durumda A sıfır olamaz. Pozitif olmak zorunda. Ya da ikisi de birbirinden farklı olmak üzere iki pozitif sayı olabilirler. Gerçel sayı olarak. Şimdi bu bilgilerle öncüllere bakalım. Birinci öncül çarpımları sıfırdan büyüktür diyor. Bu A ya da B'nin sıfır olduğu durumda mesela ilk incelediğimiz A sıfır B pozitif olduğu durumda çarpımın sonucunu sıfır yapacaktır. Dolayısıyla kesinlikle doğru olmaz. İkinci öncüle geçtiğimizde toplamları sıfırdan büyüktür diyor. Evet siz incelediğimiz bu üç durum içinde A'yı sıfır B'yi pozitif A'yı pozitif B'yi sıfır ya da ikisini birbirinden farklı pozitif sayı kabul ettiğinizde toplam kesinlikle sıfırdan büyük gelecektir. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde ise gene sıfır olduğu durum bizi burada yanıltır. A'yı sıfır B'yi pozitif olarak alırsak o zaman A bölü B sıfır bölü pozitif bir reel sayıdan sıfır olarak gelecektir. Yani her zaman yine sıfırdan büyük olur. Yanlış bir ifade olur. Dolayısıyla yalnız 2 kesinlikle doğrudur. Geçtik 6. sorumuza. Aşağıdaki şekil 12 eşit bölmeye ayrılmış bir süt tankına aittir. Süt tankı tam dolu iken 60 şişe süt doldurabiliyor. Yukarıda x noktasına kadar dolu iken 33 tane şişeye ihtiyacı olan Ali Bey'e süt verildikten sonra süt tankındaki süt seviyesi hangi noktaya gelir diye sormuş. Şimdi ilk verdiği bilgiden yine yola çıkalım. Bizim 12 eşit bölmemiz var. Bunların her birine bir parça diyelim. Litre olarak vermemiş çünkü bilgiyi. Bunların her biri bir parça. Şimdi bizim 12 parçamız P olarak kullanalım, x gibi. 60 şişe dolduruyormuş. O zaman bir parça 5 şişe süt doldurur diyebiliriz. Şimdi sorunun e bize sorulan kısmına geçersek. Yukarıda X noktasına kadar dolu iken diyor. X noktasına kadar doluyken yukarıdaki boşluğu sayalım. 1 2 3 4 parça eksik. Yani 12 bölmeden 8 bölmelik. Yani 8 parçalık. Bu da 40 şişelik süt var demektir. Siz bu dolum halinde 33 tane şişeye ihtiyacı olan Ali Bey'e süt veriyorsanız yani 33 şişe gitti. Bu da 7 şişelik bir bütünümüz kaldı demektir. Şimdi 7 şişenin kalan süt seviyesini arıyoruz. Şöyle diyebiliriz. 5 şişe bir parçaysa bizim 7 şişemiz var. Yani 5 artı 2 olarak düşünelim. Bu da bir küsür. Yani bir parça tam olarak dolacak. Artı bir de 2 şişelik kısmımız kalacak. Bu da aşağıdan dolu kısmı aradığımız için. A'dan B'ye kadar bir şişelik. Yani bir parçalık daha doğrusu. Dolayısıyla biraz daha çıkacağımız için bizi BC arasında bir yere e, süt seviyesini getirecektir. Cevabımız Bursa. Yedinci soruya geçiyoruz. X, Y, Z birer gerçel sayı. X, Y'den küçük. O da sıfırdan küçük. Bir de x'e eksi -z yz küçüktür sıfır şeklinde eşitlikler verilmiş. Hangileri doğru olabilir diye sormuş. Şimdi ilk verilen bilgi de Sıfırdan küçük oldukları için ikisi de zaten negatifler. İkinci verilen bilgi de z ortaklığına dikkat edelim. Z parantezini alırsak x eksi y gelir. Küçüktür 0. Burada sayısal değer vermek yerine şöyle inceleyebiliriz. X'in y'den küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu x eksi y farkı küçükten büyük çıktığı için daima negatiftir. E bizim onu z ile çarptığımızda sıfırdan küçük kalabilmesi için o zaman z'nin de pozitif olması gerekir. Yani şöyle toparlayabiliriz x y'den küçüktü o da sıfırdan küçüktü z'yi de pozitif bulduk ondan büyük dolayısıyla şimdi <laughs> öncüllere bakalım doğru olabilir soru kökünü olumlamaya çalışacağız birinci öncülümüz x ile z'nin toplamı sıfır olabilir mi şimdi x'in negatif z'nin pozitif olduğunu biliyoruz e bir negatif bir pozitifin toplamı sıfır olabilir doğrudur Buna sayısal örnek de verebiliriz. Mesela x'e eksi 10 aldım. Z'ye de artı 10 aldım. Cevabım 0 olabildi. İkinci öncüle geçelim. X ile Y yine negatifti. Z'miz pozitifti. Üçünün toplamı 0 olabilir mi? Evet yine olabilir. Sayısal bir örnekle onaylayalım. küçüklük büyüklük ilişkisine de dikkat edelim. X'e eksi 3 aldım. Y'ye eksi 2 aldım. Z'ye de artı 5 aldım. Gördüğünüz gibi 0 olabiliyor. Üçüncü öncüle geçersek burada sayısal örnek vermek yerine şöyle gidelim. Eksi x eksi y karşıya atılırsa x artı y haline gelir. Dolayısıyla sizin z değeriniz pozitifti. E, x ile y negatifti dolayısıyla toplamları negatiftir. Bunun doğru olması mümkün değil. Çünkü pozitif bir sayı negatif iki sayının toplamı yani negatif değeri eşit gelemez. Bu hiçbir zaman doğru olamaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Geçtik 8. sorumuza. A ve B tam sayı olmak üzere verilen eşitliklere göre 2A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi verilen eşitlikleri inceleyelim. Birincisinde bir mutlak değerin dışarı çıkartıldığını görüyoruz. 3 eksi a a 3 olarak yani işaret değiştirerek çıkmış. Bu demektir ki içerideki ifade sıfırdan küçük ya da eşit olacak. a'yı karşıya atarsak yani a'mız 3'ten büyük eşit olmalı. İkinci ifadeye geçtiğimde içten dışlar yaptık diyebiliriz. B artı 2'nin mutlağı B artı 2. Bu sefer de mutlak değerin aynen çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Buradan da B'miz eksi 2'den büyük eşit deriz. 2'yi e, e, karşıya atarsak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mutlak değer yorumlarken sıfır olma ihtimali de aynen çıkmaya dahildir. Ama bu b artı 2 ifadesi paydadaydı. Dolayısıyla b artı 2 0 olamaz. Yani şu eşitliği kaldırıyorum. b kesinlikle eksi 2'den büyük olmak zorunda. Şimdi bu verilen bilgilere göre 2 artı b toplamını alabileceği en küçük değeri soruyor. E, dolayısıyla ben ikisini de küçük yapmak istiyorum. Ve bunlar tam sayılar. Dolayısıyla bulduğumuz aralıklardan değer almamız lazım. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer 3. B'nin alabileceği en küçük değer de eksi 2'den büyük olacağı için eksi 1 olacaktır. Verilen değerlerden 6 eksi 1 5 bu ifadenin en küçük değeridir. 9. soruyla devam ediyoruz. Eşitsizlik sisteminin oluşturduğu kapalı bölgenin içinden x'e sıralı ikilileri alınacaktır. Buna göre absesi ve ordinatı tam sayı olan kaç tane x'e sıralı ikilisi vardır. Şimdi verilen eşitsizliklere bakarsak önce ikinciden başlayalım. y küçük eşittir 0 olacakmış. Yani tam sayıda çalışacağımız için apsis ve ordinat için y buradan 0 ya da negatif tam sayı değerleri olacak. O zaman ilk verilen eşitsizliğe geçersek y'nin alabileceği en büyük değerle bir başlatalım arkadaşlar. Yani sıfır olsun y değerimiz. y yerine yazarsak buradan mutlak x küçük eşittir 4. E o zaman mutlak değer eşitsizliğin küçük tarafındaysa sayının eksilisi ve artılısı arasında açılır. Bu bilgiyi kullanırsak x'imiz 4 ile eksi 4 kapalı aralığında olacak. E, x'ler de tam sayı olacak y sıfırken. Buradan x'in alabileceği tam sayı adedi toplam 9 tanedir. Dolayısıyla y sıfırken x değişir 9 değer alır. y ikilisi de 9 değer alır diyebiliriz. Geçtim y'nin bir sonraki değeri 1'e. Yani daha doğrusu eksi 1'e. O zaman eksi 1 olarak yerine yazarsak mutlak x artı 1 küçük eşittir 4. Yani mutlak x küçük eşittir 3. Bu sefer de benzer yorumla eksi 3 ile artı 3 kapalı aralığında olacak. Yine benzer şekilde buradan x'in alabileceği 7 değere karşılık y sabit toplam x'e ikilileri de 7 tane değer alır deriz. Y'nin bir sonraki değeri eksi 2'ye geçelim. Mutlak x artı 2 küçük eşittir 4. Mutlak x küçük eşittir 2. Yani x'imiz eksi 2 ile artı 2 arasında. Buradan x'in alabileceği 5 tam sayı değeri var. x y ikilisinin de. Y'nin bir sonraki değeri eksi 3. Mutlak x artı 3 küçük eşittir 4. Mutlak x küçük eşittir 1. X'imiz eksi 1 artı 1 aralığında. Buradan x'in 3 değeri var. Ve son olarak y'miz eksi 4 ol, olsun. Mutlak x artı 4 küçük eşittir 4. Mutlak x küçük eşittir 0. Buradan x 0 ile eksi 0 aralığında demek anlamsız. Dolayısıyla x sadece 0 olabilir. Yani bir tane x değerine karşılık bir tane x'ye ikilisi. E bu aldığımız 9 tane, 7 tane, 5 tane, 3 tane, 1 tane şeklinde toplarsak toplam x'ye ikilileri 25 tane olacaktır. Devam ediyoruz. 10. sorumuzda bir şema vermiş. Bu şemada ortadaki dilimin içindeki sayının üzerine Üstteki eksi alttaki şeklinde bir üslü sayı şeklinde tanımlamış. Ve buna uygun bir eşitlik vermiş. Şimdi bunu yukarıdaki kurala uygun olarak yazalım. Ortadakini tabana yazıyorduk dedik. 8 Yukarıdaki yani mavi parçadan yeşil parçayı çıkartıyoruz. Kuvvet olarak yazıyoruz. x eksi 3 Benzer şekilde 16 üzeri eksi 4 eksi x oldu. Elimizde bir üstlü ifade var. Ve 8 ile 16'yı 2 tabanında yazabiliriz. O zaman 8 i 2 üzeri 3 diye yazdık. Üzerinde x eksi 3. 16 i 2 üzeri 4 diye yazdık. Üzerinde eksi 4 eksi x. E üstünün sonunda kuvvetler çarpılıyordu. Dolayısıyla 2 üzeri 3 x eksi 9 eşittir. 2 üzeri eksi 16 eksi 4 x. Elimizde olan denklem tabanlar aynı. Dolayısıyla üstler de eşittir. 3 x eksi 9 eşittir. Eksi 16 eksi 4 x. 7 x eşittir. Eksi 7 x eşittir eksi 1 cevabımız Edirne. 11. sorumuz x, y, z pozitif gerçel sayılar verilen eşitliklere göre x, y, z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk önce x, y'yi bir yalnız bırakalım. x'in karesinden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Normalde x kare kökten mutlakla çıkmalıydı. Fakat pozitif olduğunu bildiğimiz için direkt çıkartabiliriz. Ee, sağ tarafta da kökün kökü alanında üst üste köklerde köklerin dereceleri çarpılarak tek kök olarak yazıyorduk. Yani x eşittir 6. dereceden kök 4 oldu. Y'nin kübünden kurtulmak için de bu sefer her iki tarafın küp kökünü aldık. Küp kökten y çıktı. Karşı tarafta da küp kökle kare kök çarpıldı. 6. dereceden kök. 5 geldi. Zemiz zaten yalnız. Onu da 6. dereceden 3 olarak şöyle yanlarına alalım. Artık X, Y, Z sayılarımız e, hepsi 6. dereceden kök ifadelerine sahipler. Dolayısıyla içerideki sayıya bakarak içerisi büyük, sayı büyük, içerisi küçük, sayı küçük şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Bu da en küçük e, 3'ten dolayı Z. Daha sonra 4 olduğundan X, en büyük de 5'ten dolayı Y olacaktır. Cevabımız Adana. 12. sorumuz aşağıda yan yana dizilmiş 5 daire içindeki sayılardan her dairedeki sayı sağı ve solundaki dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A çarpı B çarpı C sonucu kaçtır demiş. Şimdi ilk önce sağındaki ve solundaki dairelerin çarpımına eşit olduğu için sağını ve solunu görebildiğimiz kök 99 ile başlayalım. Buradaki kök 99'umuz sağı ve solu yani A ve B'nin çarpımına eşit. Bir sonraki B'ye geçiyorum. B de sağı ve solu kök 99 çarpı kök 101. Bunu düzenleyebiliriz ama şimdilik bekletelim. B'yi bulduk. Biraz çirkin kalsın. Bir sonraki sağı ve solunu görebildiğimiz kök 101 ile devam edelim. Bu da sağında ve solunda B ve C var. B çarpı C eşittir. Şimdi biz tek tek sayılarımızı aramıyoruz e, ABC çarpımını arıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Bu sol tarafta alt alta yazan iki denkleme taraf tarafa çarpalım arkadaşlar. Çünkü bunun içerisinden sağ taraftan görebiliyorsunuz. A, B, C gelecek. Ha, fazladan bir tane B'miz gelecek. Onu yana çarpım durumunda bırakacağım. Kök 99 çarpı kök 101 eşitliğin sol tarafından geldi. A çarpı B çarpı C. Bir tane daha B'miz var. Onu şöyle yine temsilen göstereyim. Onu da yanına yazdık. E biz B'yi bulmuştuk. Getirip burada yerleştirirsek. Kök 99 çarpı kök 101 eşittir. A çarpı B çarpı C çarpı kök 99 çarpı kök 101 oldu. B'nin değerini yerine yazdığımızda. Ve eşitliğin her iki tarafını kök 99 ve kök 101'e bölüyoruz dersek. Buradan A çarpı B çarpı C'miz 1 olarak gelecektir. 13. sorumuz. ABC sıfırdan farklı reel sayılar. Verilen eşitliklere göre B bölü C oranı kaçtır? İlk denklemde şöyle içler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. 4A 4B eşittir A artı B. A'ları sol tarafta topluyorum. 3A eşittir. B'leri sağ tarafta topladık. 5B. İkinci denkleme geçelim. Yine içler dışlar. 3A artı 3C Eşittir a eksi c. Buradan da a'ları solda toplayalım. 2a eşittir. c'leri de sağ tarafta toplayalım. Eksi 4c. Yani a eşittir. bir 2 ile sadeleştirdik diyelim. Eksi 2c. Şimdi a ile c arasında, a ile b arasında birer ilişki bulduk. Biz b bölü c'yi istiyoruz. O zaman şöyle yapalım. E, son bulduğumuz a yalnızdı. A ifadesini getirip İlk bulduğumuz denklemde yerine yazalım. Yani 3 çarpı a yani eksi 2c eşittir 5b. Biz b bölü c'yi istiyoruz. O yüzden her iki tarafı c'ye bölüyorum. Sol taraftan c'leri götürelim. Bir de her iki tarafı 5'e bölüyorum. Sağ taraftan da 5'ler gittik. Ve böylece b bölü c eşittir eksi 6 bölü 5. Cevabımız Bursa. 14. soruyla devam ediyoruz. İnternet üzerinden online satış yapan bir şampuan firması bir şampuanı 21 TL'den satarsa alıcıdan X TL kargo ücreti alıyor. Eğer 25 TL'den satarsa kargo ücreti almıyor. Bu firma bir gün içinde 15 tane 21 TL'den ya da X artı 3 tane 25 TL'den satış yaptığında aynı ciroyu yaptığına göre X kaç TL'dir? Şimdi burada iki ayrı durumdan bahsetmiş arkadaşlar ve aynı ciroyu yani aynı gelir elde ettiğinden bahsetmiş. Bu da bize bir denklem kurmamızı sağlayacak. Şimdi ilk durumda 21 TL'den sattığında X TL'de kargo ücreti alıyordu. Yani aldığı total miktar 21 artı X TL. Bundan 15 tane satış gerçekleştiriyormuş. Yani geliri 15 tane 21 artı X. İkinci durumdaki gelirinde 25 TL'den sattığında kargo ücreti almadığı için bu da direkt sadece 25 TL'lik bir kazanç elde ettiğini söyler. Bundan da x artı 3 tane yapıyormuş. O zaman x artı 3 tane 25 TL'lik gelir. Bu iki durum birbirine eşitti. Buradan renklemi düzenleyelim. Önce her iki tarafı 5 ile sadeleştiriyorum. Ve dağıtıyorum. 63 artı 3x eşittir. 5x artı 15. Buradan 2x eşittir. 48 x de her iki tarafı 2'ye bölersek 24 oldu. Cevabımız C. H. 15. soru. Gençlik spor müdürlüğünün yaptığı geziye katılan öğrencilerin yolda yemek için verdikleri molada her bir öğrenci ya kebap ya da döner yemiştir. Siparişler verildikten sonra 12 kişi verdiği siparişi diğer e, diğeriyle değiştirmiş ve toplamda 16 TL fiyat farkı oluşmuştur. Kebap fiyatı döner fiyatından 4 TL fazla olduğuna göre kebap menüsünü döner menüsüne çeviren kaç öğrenci olmuştur? Şimdi burada e, kebabın fiyatını da dönerin fiyatını da ya da ilk durumda ikinci durumda ne kadarlık bir Toplam tutar oluştuğunu da bilmiyoruz o yüzden şöyle yapalım Kebap fiyatıyla döner fiyatı arasındaki farktan gidelim Kebap Dönerden 4 TL fazla Şöyle bağıntımızı kuralım Burada toplamda 12 kişi siparişini değiştiriyor Bunlardan x kişi Kebaptan Dönere döndürsün Ki bu Kebap 4 TL Daha fazla olduğu için Dolayısıyla her bir değişiklik 4 TL'lik azalmaya sebep olacak total miktarda. Y kişi de dönerden kebaba çevirsin siparişine. Bu da kebap daha pahalı olduğu için her bir değişiklikte artı 4 olarak Fiyat farkını yansıtacak. Şimdi biz toplam 12 kişinin sipariş değiştirdiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla x artı y eşittir 12. Ve bu değiştiren kişilerin de toplam 16 TL'lik bir fiyat farkı oluşturduğunu biliyoruz. O zaman x kişinin her biri Kebaptan dönere 4'er TL azalmaya sebep oluyordu. Yani x tane 4'er azalma eksi 4x fark yaratacak. Y kişinin de dönerden kebaba her birinin artı 4 TL'lik fark yarattığını biliyoruz. Oradan da 4 yLlik artış olacak ve bunun toplam 16 TL'lik bir fiyat farkına sebep olduğunu eksi 4x artı 4 değiştir 16 denklemiyle kuralım. İki bilinmeyen yani iki denklem yazmış olduk. Buradan hangisini istiyorsak onu bulalım. Denklemlerimiz uygun. Biz kebap menüsünü döner menüsüne çeviren. Yani ilk not ettiğimiz x kişi arıyoruz. O yüzden yukarı denkle, yukarıdaki denklemi 4 ile çarpıp taraf tarafa çıkartalım. 4x artı 4x 8x gelsin. 4y eksi 4y y'ler gitti. 48 eksi 16'dan 32 geldi. x de buradan 4 olur. Yani 4 kişi kebaptan dönere çevirir. 16. soru. İzmir Konak Meydanı'nda bulunan dijital göstergeli saat aynı zamanda anlık sıcaklık bilgisini vermektedir. Bu saat her gün 10 saniyede saati ve hemen bitimindeki 10 saniyede sıcaklığı gösteriyor. Aşağıda gün içinde birbirini takip eden saat ve sıcaklık görünümü verilmiştir. Hava sıcaklığının 60 dakikada 1 santigrat derece arttığı bir günde sıcaklık göstergesi 24 santigrat dereceyi gösterdiğinde dijital göstergede saatin görülme sayısı kaçtır demiş. Şimdi ilk önce saatin daha sonra hemen bitiminde sıcaklığın gösterildiğini ifade etmiş ve bu 10 saniyelik süreçlerle birbirini takip ederek devam ediyormuş. Verilen görünümde saat 10.42 iken sıcaklığımız 21 santigrat derece. Biz onun 24 santigrat derece olmasını istiyoruz. Yani bir kere ilk önce 21 santigrat dereceden 24 santigrat dereceye totalde 3 santigrat derecelik bir artış istiyoruz. Ve bize şöyle söylemiş. 60 dakikada 1 santigrat derece artıyor diyor. O zaman bizim istediğimiz 3 tane 60 yani 180 dakikalık bir süreç istiyoruz periyotlarımız yani saatin ve peşine saniyenin özür diliyorum sıcaklığın gösterilme periyotları 10 saniye saat peşine 10 saniye sıcaklık dolayısıyla biz 20 saatte bir sıcaklık görüyoruz ve 20 saatte bir de saat görüyoruz Yani her 20 saniyede bir sıcaklık ve saat gözüküyor. Bizim toplam 180 dakikalık bir sürece ihtiyacımız var. E, süremiz saniye bazında olduğu için, o yüzden 180 dakikayı çarpı 60'la saniyeye çevirelim. E, her 20 saniyede bir gördüğümüz için hesaba gerek yok. 20'ye bölersek. Totalde kaç kez 20 saniyelik periyodun olduğu yani kaç kez saatin görüldüğünü buradan bulabiliriz. 20 ile 60'ı sadeleştirdik. 180 çarpı 3'ten 540 defa saat görülür. Cevap ederiniz. 17. Sorumuz. Bir manav günlük 20 kilogram elma 15 kilogram portakal ve 18 kilogram mandalina satmaktadır. Elmanın kilogram fiyatının portakalın kilogram fiyatına oranı 2 ve portakalın fiyatı mandalinanın fiyatından 2 TL fazla olacak şekilde satılmaktadır. Şimdi burada önce bir fiyat ilişkisini kuralım. Elmanın kilogram fiyatına E diyelim. Portakalın kilogram fiyatına oranı bölü P 2 olsun. Ve portakalın fiyatı yani P Mandalina'nın fiyatından 2 TL fazla olacakmış. Ona da M harfi kullanalım. Portakal eşittir mandalina artı 2 olsun. Bunlar kilogram fiyatlarımız. Bu manav günlük sattığı bu 3 üründen toplam 475 TL gelir elde ettiğine göre 1 kilogram elmayı kaç TL'den satmaktadır? Yani biz E dediğimiz bilinmeyeni arıyoruz. Bir günlük satışında 20 kilogram elma, 15 kilogram portakal ve 18 kilogram mandalina sattığını söylemişti. Şimdi bunu harflerimizle denkleme dönüştürelim. 20 kilogram 20 kilogram elma 15 kilogram portakal ve 18 kilogram mandalina bir günlük satışı 475 TL'lik gelir. Şimdi burada alttaki ilişkiden bir düzenleme yapalım. i̇lk denklemden eşittir 2P diyelim. Ve P'nin yerine de m artı 2 yazarsak e'yi de 2m artı 4 şeklinde her birini m türünden yazabiliriz. Şimdi yerleştirelim. e'yi 2m artı 4 olarak p'yi de m artı 2 olarak ifade ettik. Böylece denklemimiz tek bilinmeyene dönüşmüş olacak. Düzenlemeleri yaparsak 40m artı 80 artı 15m artı 30 artı 18m eşittir 475. Buradan toplam 73 m artı 110 eşittir 475. 73 m eşittir 365 geldi. Her iki tarafı 73 ile sadeleştirirsek m yani mandalinanın 1 kilosu 5 TL gelmiş olur. Bize elmayı soruyordu. Elmaya da 2 m artı 4 demiştik. Dolayısıyla elmanın 1 kilo fiyatı 14 TL olacaktır. Cevap Adana. 18. sorumuz. Yaz tatilinde 3 hafta boyunca oyun oynayacak olan Ali'nin haftalık oyun sayısı ve kazanma oranı aşağıda verilmiştir. Ailesinden bir hafta daha oyun oynama izni alan Ali, 4 hafta sonunda kazandığı tüm oyunların sayısının toplam oyun sayısına oranının %60 olduğunu hesaplıyor. Ali 4. hafta oynadığı oyunların 15 tanesini kazandığına göre 4. hafta kaybettiği oyun sayısı kaçtır? Şimdi bize bu 4 hafta boyunca oynadığı oyunlarla kazandığı oyunlar arasında bir oran vermiş. %60 olarak. O yüzden verdiği bu kazanma oranlarıyla 1. hafta 50 oyun oynuyor. Bunun %40'ını kazanıyor deyip kaç tane oyun kazandığını hafta hafta bulalım. 50 ile 100 sadeleştirdik. 2, 20 oyun 1. hafta. 50 oyun oynamış, %80'ini kazanmış. Yine 50 ile 100 sadeleştirdik. 40 oyun ikinci hafta kazanmış. 3. hafta 60 oyun oynamış. Bunun %75'ini kazanmış. 60 ile 100'ü 20 ile sadeleştirdik diyelim. 75'i 5 ile sadeleştirdik. 15 çarpı 3'ten 45 oyunda 3. hafta kazanmış. 4. haftayla ilgili kaç oyun oynadığını bilmiyoruz şimdilik. Ama kazandığı oyun sayısının 15 olduğunu biliyoruz. Ve böylece 4 hafta boyunca toplam kaç tane oyun kazandığını hesaplayabiliriz. 1. hafta 20, 2. hafta 40, 3. hafta 45 ve 4. hafta soruda verilen 15 oyun toplamda 120 oyun kazandığını söyletir. Bize şöyle bir şey söylemişti. Kazandığı tüm oyunların sayısının toplam oyun sayısının oranının %60 olduğunu söylemişti e kazandı oyunları bulduk 120 Tane Toplam oynadığı oyun sayısından da en tane diyelim Bunun oranı yüzde 60'mış 60 bölü 100 O zaman buradan 200 oyun Oynadığı bilgisine Ulaşabiliriz e İlk 3 hafta kaç tane oyun oynadığını biliyoruz 50 50 60 Toplam 160 tane oyun oynamış Demek ki bu tüm 200 tane oyunun 40 tanesinde dördüncü hafta oynuyor. Yani şöyle toparlarsak 4. hafta ile ilgili toplamda 40 oyun oynadığına ulaştık. Bunun 15 tanesini kazandığını söylemişti zaten. Dolayısıyla 25 tanesini kaybettiğini söyleyebiliriz. Cevap Adana olacak. 19. sorumuz bir mağazada %30 artı %20 indirim kampanyası yapılmaktadır. Alınan ürüne önce %30 daha sonra %20 indirim uygulanıyor. Alışverişe gelen Büşra %50 indirim olduğunu düşünerek bir ürün alıyor. Kasaya %50 indirime göre ücret ödediğinde kasiyer 12 TL daha ödemesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Büşra'nın aldığı ürünün etiket fiyatı kaç TL'dir? Şimdi aldığı ürünün etiket fiyatına 100 diyelim. Bunu 100 x olarak da yapabiliriz. Ama ben yüzdeden gideceğim. O yüzden %100'ü temsil etsin. Etiket fiyatı 100 olsun. İlk indirimimiz %30. <laughs> e, yüzlük bir tutarın %30'u zaten 30 olacaktır. Demek ki ilk indirimli fiyatımız şöyle birinci indirimli fiyat diyelim. %30 indirim uygulandı 70 TL ya da işte 70'lik bir oran. Üzerine %20'lik bir indirim uygulanıyor. Bu da 70 olanın yüzde %20'si yani 14'lük bir indirim uygulanıyor. Bu da son halde indirimlerin üzerinden yani 70'in üzerinden bir 14 daha indirdik. 56'lık bir sonuca ulaştırıyor. Şimdi bunları yüzde olarak söylersek yaptığı hatayı kıyaslamamız ve bütün ulaşmamız daha kolay olacak. Yüzde yüzlük yüzde yetmişliğe daha sonra yüzde elli dönüştü. E, Büşra ise yüzde yüzlük olanın yüzde indirimle yani yarısının ineceğini ve yüzde elli olacağını düşünmüş. E buradaki fark gördüğünüz gibi yüzde altılık bir fark oldu. Yüzde altılık farkın kasiyer tarafından 12 TL'lik bir ücrete denk geldiğini öğreniyoruz. O zaman yüzde yüzlük etiket fiyatını arıyorduk. Ne kadara denk gelir dersek Burada doğru orantıdan dolayı işte 6 12 100 200 şeklinde etiket fiyatının 200 TL olduğunu söyleyebiliriz. 20. sorumuz. Bir atölyede günde 8 saat boyunca çalışan A ve B makinelerinden A'nın kapasitesi B'nin kapasitesinin 2 katıdır. A makinesi gün içinde arızalandığı için gün sonu üretilmesi gereken toplam ürünün %75'i üretilmiştir. Buna göre A makinesi çalışma süresi içinde kaç saat çalışmamıştır? Şimdi bir yüzdeden bahsediyoruz. O yüzden şöyle yapalım. A makinesi ve B makinesi. A makinesinin kapasitesi B'nin iki katı. Bu dolayısıyla B'nin ürettiğinin iki katını üreteceği anlamına geliyor. Bunlar 8 saat boyunca çalışıyorlarmış. E, yüzde çalışacağımız için B8 saatte 100 ürün üretsin. Adet diyebiliriz. O zaman A'nın kapasitesi 2 katı olduğu için A da 200 üretmiş olacak. Yani normal kapasiteyle çalışmış olsalardı bir günde beraber 300 adet ürün üreteceklerdi diyebiliriz. Yalnız A'nın arızalandığını biliyoruz ve üretilmesi gerekenin %75'inin üretildiğini biliyoruz. Yani üretilen 300'ün %75'i 225 adet. E bu üretilen 225 adetin 100 tanesini B üretti. Onda bir sıkıntı olmadı çünkü. 125 tane geri kalan üretilen A tarafından üretilmiş olacak. O zaman şimdi bu 125'liyi kaç saatte ürettiğine bakalım. A 200 taneyi 8 saatte üretiyorsa 125 taneyi kaç saatte üretir? Yani böylece anın çalışma süresini bulacağız. Oradan arızalandığı çalışmadığı süreyi ulaşabiliriz. O zaman doğru orantı dersek 125 çarpı 8 bölü 200. 125'i 25'e bölelim 5. 225'e bölelim 8. 8'ler gitti 5 saat. Yani 125'lik üretimi A 5 saatte yapıyor. E toplam 8 saatlik çalışmadan demek ki 3 saat arızalanmış yani çalışmamış diyebiliriz 21 sorumuza A ve B kentlerinde bulunan iki araç birbirlerine doğru sabit hızla yola çıkmaktadırlar harekete başladıktan bir buçuk saat sonra A'dan hareket edenin B kentine uzaklığının B'den hareket edenin A kentine olan uzaklığına oranı 2 bölü 3 olduğuna göre A'dan hareket eden B'ye kaç dakikada gider demiş. Şimdi ilk önce bir hızlarını 4v, 3v, 3v verdiğini görüyoruz şekilde. Harekete başlattı ikisini birden ve 1.5 saat sonrasından bahsediyor. O zaman biz x eşittir vt'den yani alınan yol eşittir hız çarpı süreden A'nın hareketine bakalım ilk önce. Xa diyelim, A'nın aldığı yol 4v hızla 1.5 saat gitsin. Böylece 6 V'lik bir yol almış olacak. Bunu temsilen şekilde gösterelim. A harekete başladı. Temsilen şurası olsun vardı yol. 6 V'lik bir yol aldı. Bize hareket edenin diğer nokta yolun uzaklığının oranını vermiş. E, toplam yolu bilmiyoruz. Ama iki durum içinde yani A'dan hareket eden araç içinde B'den hareket eden araç içinde toplam yolumuz aynı. Bütün yola da X diyelim. Şöyle Dolayısıyla A'nın kalan yolu x 6 v. Geçelim B'den hareket edenin aldığı yola. Onun da yolu eşittir. Hızı 3 v çarpı hareket süresi 1 buçuk saat. O da 4 buçuk v'lik bir yol almış oluyor. Onu da şöyle temsilen gösterelim. B'den hareket etti. Şöyle bir yerde olsun. Aldığı yol 4.5 ve Kalan yolu da A'ya toplam yolu x demiştik. x eksi 4 buçuk v. Şimdi bize A'dan hareket edenin B'ye olan uzaklığı demişti. Yani x eksi 6 v. Bunun B'den hareket edenin A'ya olan uzaklığına yani x eksi 4 buçuk v'ye uzaklığına oranı 2 bölü 3'müş. Buradan içler dışlar yapalım. 3x eksi 18 ve eşittir 2x eksi 9v. Yani x eşittir 9v gelmiş oluyor. Yaptığımız iş şöyle oldu. Tüm yolu v türünden yani hızları türünden bulmuş olduk. Aradığımız şey a'dan hareket edenin b'ye kaç dakikada gideceği. E, a için tekrar x eşittir vt formülünü alırsak. a'nın alması gereken yol yani a'dan çıkanın 9v'lik tüm yolu. E, hızı da 4v'ydi. Çarpı hareket süresi. Buradan süresi V'ler gider. 4'e bölersek 9 bölü 4 saat. Biz saat türünden çalıştık ama dakika sormuş. O zaman 9 bölü 4 saatle 60 dakikayı çarparsak sadeleştirdik ve 135 dakika cevap edirne. 22. soru. Aşağıda verilen 4x4 boyutundaki tablonun her bir bilim karesine isminin harflerini yazmak isteyen Emin, her satır ve her sütuna isminin harflerini bir kez yazmak koşuluyla aşağıda verilen şekli doldurmaya başlayacaktır. Buna göre şekil tam dolduğunda birinci satırda aşağıdakilerden hangisi yazacaktır? Şimdi her satıra ve her sütuna ismini yazacak. Zaten dörder hane var her satır ve her sütunda. Emin kelimesinin harflerini yerleştirecek. Burada daha çok bilginin olduğu yerden başlayalım ee, ve birinci satırı doldurmak istiyoruz. O yüzden ben önce şöyle üçüncü sütundan başlamak istiyorum. Burayı öngörelim. Bu ilk başlangıcın birinci adımı olsun. Ee, bu sütunda en baştaki ve en sondaki e, kutuları doldurmak istersek sütunda E ve N harfleri kullanılmış yani İ ve M kalmış geriye. M'yi son satıra yazamaz. Yanında M var çünkü. Bu sefer satırda iki tane M kullanılmış olur. O yüzden M yukarıda. E, geriye kalan iyi e de aşağıda olmalı. Şimdi dördüncü satıra geçiyorum. Bulduğum harfi değerlendireceğim. Bu da ikinci hareket noktam. Bu dördüncü satırda da M ve I kullanılmış. E ve N kalmış. E'yi e de birinciye yazamaz. Bu sefer birinci sütunla çakışır E'lerimiz. Dolayısıyla E'yi dördüncü kutuya yazmak zorunda. Yani N de dolayısıyla birinci kutuya yazıldı. Buradan üçüncü satırıma geçiyorum. Üçüncü adımımız diyelim. Burada da üçüncü satırda i ve e harfleri kullanılmış. Yani bizim kullanmamız gereken m ve n var. m'yi ikinci kutuya yazamayız. Altındaki ile çakışır. Dolayısıyla m'yi son kutuya Geriye kalan N'yi de ikinciye yazdık. Şimdi artık birinci satır için şöyle ikinci sütuna bakalım. Bu da dördüncü adımımız olsun. Dördüncüde geriye kalan E ve İ harflerimiz var. E'yi Birinciye yazamaz. Birinci satırdaki yanındaki E ile çakışır. O yüzden E'yi ikinci kutuya yazmalı. Dördüncü sütun olarak bakarsak. Dolayısıyla i de birinciye yazıldı. Artık tamamlayabiliriz. Son hamlemiz şöyle beşinci hamlemiz. E, i, m çıktı zaten. O zaman sonuçta da ne olacak? Cevabımız Bursa. 23. sorudan devam edelim. Bir mağazanın birinci ve ikinci katında bulunan ürünlerin dağılımı birinci grafikte birinci kattaki ürünlere 6 tane eklenip ikinci kattan 26 tane satıldıktan sonra katlardaki ürün miktarının dağılımı ikinci grafikte verilmiştir. Buna göre son durumda bu mağazada toplam kaç ürün vardır? Şimdi birinci grafiğe bakarsak Burada ilk önce bu birinci ve ikinci katta bulunan ürünlerin dağılımını vermişti. Biliyorsunuz merkez açımız 360 derece. Dolayısıyla biz 360 dereceden 144 derecenin farkını alırsak 216 derecelik bir açı yapar ikinci katın daire diliminin merkez açısı. Burada da zaten daire grafiklerinin kullanım alanı parça ile parça arasındaki oran ya da parça ile bütün arasındaki orandır. Dolayısıyla biz 216 ve 144 sayılarını şöyle birinci grafik için. 72 ile sadeleştirirsek 72 çarpı 3 ve 72 çarpı 2 olmak üzere 216 ikinci kattaki 144 ise birinci kattaki merkez açımızdı. 72 ile sadeleştirdiğimizde 3'e ikilik bir oran olduğunu görürüz. Buradan biz birinci kattaki ürünlere ikilik kattan dolayı 2K, ikinci kattaki ürünlere de 3 kattan dolayı 3K adet de ürün var diyebiliriz. Şimdi ikinci grafiğe geçerken burada şöyle bir değişiklik oluyordu. Sarı olan birinci kat dikkat edin. Birinci kattaki ürünlere 6 tane eklenip diyor. Yani 2K tane var demiştik. 2K artı 6 tane oldu. İkinci kattı ise 26 tane satıldıktan sonra demişti. İkinci kata biz 3K demiştik. 26 tane satıldı yani eksi 26 adet ikinci grafikteki adet ilişkisi. Burada da merkez açıya bakarsak 90 derece 2 kat dolayısıyla geri kalan 270 derece birinci katın merkez açısı olacak. Burada da oranımız 90'a 270 yani 3 katlık bir oran var. O zaman adet sayısı da çarpı 3 oranı ile gelecektir. Yani birinci kattaki miktar ikinci kattaki miktarın 3 katı olmalıdır. Dolayısıyla 3K 26'nın 3 katı 2K artı 6 olmalıdır dersek buradan kurduğumuz ilişkiden dolayı 9K eksi 78 eşittir 2K artı 6 7K eşittir 84 K eşittir 12 gelecektir. Bize son durumda bu mağazada toplam kaç ürün vardır demişti. Son durumdaki adet sayılarımız birinci katta 2K artı 6 ikinci katta 3K eksi 26 dedik. Yani toplamda son durumda 5k eksi 20 adet ürünümüz var. E bu bulduğumuz k yerine yazarsak 5 çarpı 12 eksi 20'den 60 eksi 20, 40 adet son durumdaki ürün miktarımız. 24. Sorumuz bir mantık sorusu. PQR şeklinde önermeler verilmiş. Bunlarla Birleşik Önermeler oluşturulmuş. Yukarıda verilen önermelerin sağlanması için bu şekillerin yerine aşağıdaki bağlaçlardan hangileri gelmelidir? Bize sorulan bu. Şimdi önermelerin doğruluk durumlarını belirlemeye çalışalım. P x artı 3 eşittir 10 ise x 7'dir. Bu doğru bir önermedir. P'nin doğruluk durumu 1. Q bütün asal sayılar tektir. Bu yanlış bir önermedir çünkü biliyorsunuz iki asalımız var ve bu çift bir asaldır yani bütün asal sayıların tek oluşu yanlış bir önerme olacaktır. Q'nun doğruluk durumu 0. R önermesinde A, B'nin alt kümesi ise kesişimleri boş kümedir denmiş. Bu da yanlış bir önerme çünkü şöyle şemasıyla görelim. A kümesi B'nin alt kümesi iken ikisinin kesişimi arkadaşlar yani ortak bölge. A kümesi olacaktır. Boş küme doğru bir ifade değil. Dolayısıyla R'nin de doğruluk durumu yanlış olduğundan dolayı sıfırdır. Şimdi bu bilgilerle verilen birleşik önermeleri değerlendirelim. P ve Q P yani daha doğrusu P yuvarlak Q diyelim. P1 Q sıfırken bunun bir bağlaçla bir gelme durumu bize ve ise veya bağlaçları kullanılmış şekillerde bu üç bağlaçtan veya ile mümkündür. Yani yuvarlak sembolü veya bağlacı olmalı. İkinci verdiği bileşik önerme Q, R kullanılmış. Q0, R0. Bunun da bir gelmesi gerekiyor doğruluk durumu olarak. Yine ve veya ise bağlaçlarından. Bu yanlış ve yanlışın bileşkesi bir gelebilmesi sadece ise bağlıcıyla mümkün son bileşik önermemiz P1 R0. Bu bileşik önermenin doğruluk durumu da 0 çıkacak. Bu da ya ise ile mümkündür ya da ve bağlacıyla mümkündür. İkisi de olabilir şu an örneklerdekinde. Yuvarlağın veya olduğunu, kare şeklinin ise olduğunu söylemiştik. Üçgen sembolünde seçeneklerde sadece is olan versiyonu var. Dolayısıyla cevabımız Edirne. 25. sorumuz küme sorusu. ABC kümeleriyle ilgili yeşil boyalı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi taralı bölgeyi ifade etmenin tek bir yolu olmayabilir. Birden fazla yolu olabilir. O yüzden bu tarz sorularda seçeneklerden gitmek en doğrusudur. Çünkü bizim düşündüğümüzü ifade etmeyebilir. Burada seçenekleri incelediğimizde şöyle sırayla gidelim. A ve B'yi inceleyeceğim. A seçeneğinde C kesişim A birleşim B ifade edilmiş. Onu şöyle biz kendimiz yeni bir şekilde gösterelim. Şeklimi kirletmeyeyim. Şu A kümesi. Şu B. Şu da C olsun. Şimdi C ile A birleşim B'nin kesişimi A birleşim B dediğiniz A ile B'nin tamamı olacaktır. Onu şöyle yeşille gösterelim. Bununla C'nin kesişimini istiyoruz. E gösterdiğimiz bu yeşil bölgeyle C'nin kesişimi C olmalıydı. Verilen şekildeki bölgeyle uymuyor. Dolayısıyla A doğru değil. B'ye geçiyorum. B'yi şekilde göstereceğim verilen şekilde. C fark A kesişim B. Şimdi önce A kesişim B'yi gösterelim. A kesişim B, A ve B'nin ortaklığı. Yani bu sefer de şöyle morla göstermiş olalım. C fark demek de C'den bu A kesişim B'yi atacağız. C'de kalanları söyleyeceğiz. O zaman A kesişim B'yi C'den attığımızda C'de kalan tam da bu gösterdiği şöyle onu farklı bir karalamayla gösterelim. Tam da bu gösterdiği taralı bölge olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B doğrudur. 26. fonksiyon sorumuz. F, R'den R'ye bir parçalı fonksiyon biçiminde tanımlanmış. Buna göre verilen öncülerden hangileri doğrudur? Şimdi öncülerde F'in birebirliğini, örtenliğini bir de mutlak F'i sorgulayacağız. Bu tarz sorularda değer vererek ya da genel ispatla da gidebiliriz. Ama en kolay yorum grafikle olacaktır. O yüzden ben de bir grafik çizimi yapacağım. Şimdi önce bir koordinat sistemi alalım. Parçalı fonksiyonumuz kritik noktamız 0. x 0'dan küçükken diye başlayalım. Birinci parçamız y eşittir fx olarak düşünürsek. y eşittir 2x artı 4 doğrusu olacaktır. Burada önce x'e 0 verelim. İki noktadan geçişini kullanacağım doğru çizimi için. x'e 0 verirseniz y'niz 4. Bir de y'ye 0 verelim. y'ye 0 verirsek x'imiz de eksi 2 gelecektir. Yani 0'a 4 ve eksi 2'ye 0 noktalarından geçen bir doğru olacak. Yalnız bu doğrunun tamamını çizmeyeceğiz. Çünkü biz x sıfırdan küçükken bu doğruyu alıyoruz. Yani y ekseninin sadece sol tarafı gelecektir. Şöyle bir doğru parçalı fonksiyonumuzun x sıfırdan küçükkenki versiyonu. İkinci kısma geçelim. İkinci kısım da yine birinci dereceden bir ifade yani bir doğru çizimi olacak. y eşittir 2x eksi 4. Yine iki nokta kullanalım. x'e 0 verirsek Yes, eksi 4. y -4 y'ye 0 verirsek x'i e 2. Yani 0 eksi 4 ve 2 0 noktalarından geçecek. Bu sefer de bu iki noktadan geçen yine tamamını çizmiyorum. Çünkü x 0'dan büyük eşitken demiş. Şöyle y ekseninin sağ tarafını çizeceğiz. Burada ilk doğruyu çizerken e, 0-4 noktasını boş bıraktım dikkat ederseniz. Çünkü biz x 0'dan küçükken çiziyorduk. Bu da 0 noktasını kullanmayacağız anlamına gelir. İkinci doğrumu çizerken de 0-4 noktasını doldurdum. Çünkü x 0'dan büyük eşit kısmını çiziyorduk. Yani 0 bu ikinci çizdiğimiz parçaya yani sağdaki parçaya dahil bir nokta. Şimdi bu grafik bizim y eşittir fx grafiğimiz. F birdir e diyor. Birinci öncülde birebirliğin grafik testine biz x testi diyoruz. X eksenine paraleller çektiğimizde eğer çektiğiniz paralel grafiği birden fazla noktada kesiyorsa bu farklı apsisler aynı ordinata gidiyor. Yani f farklı x'leri aynı y değerine götürüyor. Yani birebirlik bozuluyor anlamında kullanılıyordu. Dolayısıyla biz eğer şöyle x eksenine paralel bir doğru çizdiğimizde gördüğünüz gibi iki tane noktada kestiği için çektiğimiz bir paralel bu farklı x'leri aynı y değerine götürecek demektir ve birebirlik bozulacaktır yani birinci öncül doğru değil hemen buradan üçüncü öncüle geçmek istiyorum yani yine f ile ilgilenelim f örtendir diyor Yine örtenliğin grafik kontrolündeyse bir kere nereyi örtmeye çalışıyorsunuz? Önce buna bakmanız lazım. Bizim fonksiyonumuz R'den R'ye tanımlı. Yani biz R'yi örtmeye çalışıyoruz. E, grafiğe dikkat ederseniz bizim sağdaki parçamız eksi dörtten yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla eksi dörtten büyüyerek artı sonsuza kadar bütün sonuçları bulacağız. Yani bütün e, ordinatları örtüceğiz. Soldaki parçamızsa ee, X sıfırdan küçülürken diye bakalım. 4 değerinden sola doğru çizdiğimizi düşünürsek şöyle. X'ler küçülürken diye aşağıya doğru iniyor. Bu da eksi sonsuza kadar bütün noktaları kapatacaktır. Dolayısıyla R'yi örteceğiz. Üçüncü öncülümüz doğru. Ha Sol parçayı incelerken 4 açık kaldı gibi düşünebilirsiniz belki. Ama biz onu az önce sağdaki parçayla şöyle bir noktayla örtmüştük. Eksi 4'ten artı sonsuza kadar hepsini örttüğümüz için o 4 sağdaki parçayla örtüldü. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru. İkinci öncüle geçelim. İkinci öncül mutlak fx eşittir. 2 eşitliğini sağlayan iki farklı x gerçel sayısı vardır diyor. Bunu iki türlü çözebiliriz. Bir fonksiyon parçalarımızı alıp 2'ye eşitleyip hangi x'ler geliyor diye bakabiliriz. Bir de grafiği çizebiliriz. Ben yine grafikten gitmek istiyorum. Şöyle ikinci öncül için mutlak fx'imizi çizmeye çalışalım. Bu da f'in mutlağını almak, f'in x ekseninin altındaki kısımları yani y'nin negatif geldiği değerleri pozitif yapacağı için x ekseninin üstüne katlıyordu. O zaman şöyle x ekseninin üstünde olan kısımlar aynen kalacak. Böyle devam ediyordu aşağı doğru. Aşağı inen kısımlar yukarı katlanacak dersek sol tarafın x eksenin altına gelen kısmını katlamış olduk. Aynı şekilde sağ tarafta x eksenin üstünde kalan kısımlar zaten pozitif olduğu için değişmeyecektir. Aşağıda kalan kısma şöyle eksi 4'e kadar gidiyordu. Yukarı doğru katladı dersek o da şöyle 4'e geldi. Doldurmuş oldu orayı. Bu da bizim mutlak fx'imizin grafiği. Biz bunu 2 yapan iki farklı x reel sayısı vardır diye iddia etmiş. Bunu sorguluyoruz. E sonucu 2 olan yani ordinatı 2 olan son noktaları görmek için yeştir 2 doğrusunu çizerseniz fonksiyonumuzun sonucunu 2 yapan 1, 2, 3, 4 tane x gerçel değeri olmalıydı. Dolayısıyla ikinci öncül de yanlış oluyor. Yani yalnız 3 doğrudur. 27. sorumuz bir polinom sorusu. Baş kas sayısı 1 olan 4. dereceden gerçel kas sayılı px polinomu için eşitlikleri veriliyor. Buna göre p1 ifadesinin eşiti kaçtır denilmiş. Şimdi bizim e, polinomla ilgili verilen bilgilere bakarsak ilk olarak p2 eşittir p3 eşittir o da 0 bilgisine sahibiz. Bu ifadeleri yani polinomda 2 yazdığımda ve 3 yazdığımda 0'a eşit geliyor ifadesini kökler olarak yorumlayabiliriz. Kökler dediğinizde birer çarpanlara ayrılmış ve tek tek sıfır eşitleyen değerler olarak düşünülebilir. Yalnız eğer böyle düşüneceksem yani çarpanlarından hareket edeceksem dördüncü dereceden olduğu için dört tane çarpan düşün, düşünmem gerekiyor. Bu ilk bilgide bize iki tanesi verilmiş bu köklerin. İkinci bilgiye geçersek px eşittir p eksi x. O zaman ben bunu birinci bilgiye adapte edersem yani bütün x'ler için px, p-x e eşit oluyorsa o zaman bize verdiği p2 ve p3 değerleri için de biz p2 eşittir p-2 ve p3 eşittir p-3'ü özel olarak alırsak onları da sıfıra eşitleyen birer değer olarak kabul edip onların da diğer köklerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize artık 4 tane kökün değerlerine ulaştığımızı söyletir. Ve polinomun çarpanları şeklinde yazılabilmesini bize sağlar. Başka sayımız 1'di. O zaman 1 diye başlıyoruz. Köklerimiz 2, eksi 2, 3 ve eksi 3'tü. O zaman 2 kökünün gelebilmesi için x eksi 2 çarpanının, eksi 2 kökünün gelebilmesi için x artı 2 çarpanı 3 ve eksi 3 de benzer şekilde x eksi 3 x artı 3 çarpanlarının gelmiş olması gerekiyor dedik ve polinomu artık her bir bileşeniyle oluşturmuş olduk. E bu artık bilinmeyen kalmadığına göre sorduğu P1 değerini de bulabiliriz. X yerine 1 yazıyoruz. 1 çarpı eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 2 ve çarpı 4 şeklinde eksi eksi artı yaptı diyelim. Buradan da cevap 24 geldi. 28. soru. Aşağıda 4 çarpı 4'lük 16 adet birim kareden oluşan şekil verilmiştir. Buna göre verilen boyalı bölgeyi içinde bulundurmayan kaç farklı dikdörtgen vardır denilmiş. Şimdi burada daha basit bir çözüm. Bütün dikdörtgenlerden taralı bölgeyi içinde bulunduran dikdörtgenlerin farkı olacaktır. O zaman şöyle yapacağız. Tüm dikdörtgen sayısı eksi taralı bölgeyi taralı alanı diyelim bulunduran dikdörtgen sayısı. Peki şimdi birinci aşama diyelim. Tüm dikdörtgen sayısı nasıl bulunur? Şimdi buradaki şekil birim karelerden oluştuğu için biz bu birim karelerin yatay ve dikey doğrultularını birer doğru olarak düşünürsek. O zaman toplam dikdörtgen sayısını iki tane yatay iki tane dikey seçiyoruz dediğimizde arada oluşan zaten bunlar birbirine dik olacağı için arada oluşan bölge otomatikman bir dikdörtgen olacaktır şeklinde yapabiliriz. O zaman yataylardan 2 4 5 yatay doğrumuz var. Bu beş tanesinden iki tane doğru seçmiş olduk. Yani yataylardan iki tane seçtik. alt ve üstü oluşturduk. Ve aynı zamanda birlikte yaptığım için bu seçimi çarpmam lazım. Dikeylerden de aynı şekilde iki tane seçeceğiz. Dikeylerde de 2, 4, 5 tane doğrumuz var. iki tane de dikeylerden seçtik. Ona da böyle sol sağ doğrular gibi söyleyebiliriz. Ve bunların birleşimiyle ortada oluşan şekil bir dikdörtgen olmuş oldu. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 aynı şekilde. O zaman sadeleştirmemizi yaptık. 100 tane toplamda dikdörtgenimiz var. Şimdi geçiyorum. Bu taralı bölgeyi içinde bulunduran dikdörtgenlere. Bu sefer bu yatay ve dikey doğrularımı özel olarak seçmeliyim ki taralı bölgemi içinde bulundursun. O zaman sırayla seçeceğim. Sağ ve sol oluşturalım ilk önce. Sağda seçeceğiniz doğrular taralı bölgeyi bulundurmak zorunda olduğu için ya bu doğrudur ya da bu doğrudur. O yüzden bu iki doğrudan şöyle yapalım sağ için bir tane seçeceğim yani özel olarak bu iki taneden bir tanesini seçiyorum ve seçmeme devam ediyorum taralı bölgeyi bulundurması için solda da ya bunu ya bunu ya da bunu seçmem lazım yani bu sefer de sol için şu üçünden birini seçmeliyiz yani üçün bir Şimdi sağ ve solumuz tamam. Yani dikeyleri seçtik. Yataylara geldiğimizde buna da alt ve üst olarak düşünelim. Yani sağ seçtim, sol seçtim, alt ve üst seçtim. Yine dikdörtgenimi oluşturdum. Tabi burada özel olarak taralı bölgeyi kapsayacak bir şey bulundurmaya çalışıyoruz. Önce alt seçelim. Taralı bölgenin altında bulunacak ki taralı bölge için alabilsin. O zaman ya bunu ya bunu ya da bunu seçmeliyim. Yani alt için bu üçünden birini seçmeliyim seçimime devam ediyorum. O yüzden çarpma işlemi devam. Taralı bölgenin üstünde olması gerekiyor. Yine kapsaması için. O zaman bu ikisinden birini seçmeliyim. Böylece şunlar da üst seçimlerinden birini verecekler bana. Yani ikinin birisi. Dediğim gibi bütün seçimlerimi birlikte yaptığım için sağ, sol, alt, üst hepsini çarparak hesaplarsak bu da 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2'den 36 tane olacaktır. Taralı alanı kesinlikle bulunduran dikdörtgen sayısı. O zaman tüm dikdörtgen 100 bulunduran 36. ikisinin farkı 54 pardon 64 taralı bölgeyi bulundurmayan dikdörtgenlerin sayısı olur. 29. sorumuz. Aşağıda bir sınıftaki 12 sıranın görünümü verilmiştir. Mavi renkli olan sıralar doludur. Teneffüsten sınıfa dönen 4 arkadaştan Ali ve Özgür'ün yan yana oturmama olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada yine direkt oturmama olasılığını hesaplayabiliriz ya da tüm olasılıktan yan yana oturma olasılıklarını çıkartabiliriz. Ali, Özgür Yan yana olasılığı diyelim. Bu daha kolay bir hesap olacak. Tüm olasılık dediğimiz bütün birdir. Yani %100 ihtimal gibi düşünebiliriz. Yan yana oturma olasılığına bakalım. Şimdi bir olasılık da istenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısıdır. Önce tüm durum sayısını düşünelim. Tüm durum sayısı. Şimdi dört kişi teneffüsten döndüler. E zaten sarılar boştu. Dört tane boş yerimiz var. Dört kişi oturturacağız E dört kişi dört konuma 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Bu oluşturabilecek tüm ihtimal sayısı. Daha doğrusu tüm durum sayısı. İstediğimiz Ali ile Özgür'ün yan yana oturması ki bütünden çıkartacağız. Ali ile Özgür'ün yan yana oturabileceği sadece şu ortadaki iki yan yana konum var. E Ali ile Özgür buraya ya Ali solda Özgür sağda ya da bunlar kendi arasında yer değiştirir deyip iki farklı şekilde ya da iki faktöriyel şekilde de diyebiliriz. O tutturacağız. E, geri kalan dört kişiden diğer ikisi de geri kalan tekli boşluklara yine iki kişinin sıralanması iki durum ya da iki faktör olarak e, hesaplanır. Bunu yine çarpıyorum. Çünkü az önceki soruda da dediğimiz gibi birlikte hesaplamak istediğimiz durumları çarpma ile hesaplıyoruz. Yani Ali ile Özgür'ün oturma durumunu iki faktöriyel, diğer iki kişinin de boş kalan iki yer oturma durumunu iki faktöriyel ile hesapladık. Birlikte hesapladığımız için çarptık. O zaman artık sayısal hesapla tüm durum 1 de eksi 2 faktöriyel 2 faktöriyel 4 yaptı çarpım durumunda. Aşağıda da 4 faktörelimiz 24'tü. Bu da 1 eksi 1 bölü 6 yani 5 bölü 6 olacaktır. Ali ile Özgür'ün yan yana oturmama olasılığı. 30. sorumuz. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubu aşağıda verilmiştir. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 5, medyan 5, modlarından biri 4'tür. Buna göre 3x 2y z toplamının değeri kaçtır? Şimdi ilk önce medyandan başlayalım. Çünkü medyan veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ki bizimki öyle. Tek adette ise veri sayınız direkt ortadaki çift adette ise ortadaki iki tanesinin aritmetik ortalaması olarak bulunuyordu. Bu da sadece ortayla çalıştığı için önce medyandan başlamak mantıklı. Bizim elimizde 2, 4, 6, 8, 9 tane veri var. Bu da 9 veri tam Y ile gerisinde 4 adet, ilerisinde 4 adet olmak üzere ortadan ikiye ayrılır. Yani ortanca dediğimiz medyan Y'dir. O da verilen bilgiye göre 5. Buradan Y'nin 5 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi bundan sonra modlarından birine geçiş yapacağız. Mod demek en çok tekrar eden veri demekti. E modlarından biri dediğine göre demek ki birden fazla modu var. En çok tekrar eden veriyi şu anda baktığımızda 8 olarak görüyoruz. Ha, Z ne olur? E, ne olabilir? 7 olabilir. E, küçükten bir doğru sıralandığı için. 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir daha doğrusu. Şimdi biz Z'yi 8 alırsak direkt modül 8 olması lazım. 7 alırsam o zaman sadece 8 olur. Tabii ikisi de düşünüyorum. 6 alırsak Yine modlarından biri 6 ve 8 ikişer adetli tekrar ettiği için ama modun 4 olması için en azından 2 kez tekrar etmesi gerekiyor ki en sık tekrardan şu anda elimizde 2 adetle 8 var. Yani yine 2 adet tekrar etmeli başka bir de işte özetle. O zaman ikisinin de burada 4 olması gerekiyor. 2 tane 4, 2 tane 8 eşit sayıda en çok tekrar eden 2 tane modu olduğunu söyleyecek. Bu da x'in 4 olduğunu söyledi. Şimdi artık aritmetik ortalamaya geçebilirim. Onu beklettim. Çünkü aritmetik ortalama bütün verilerin toplamı sırayla alıyorum hepsini bölü veri sayısı. 9 tane verimiz vardı. Demekti. Yani bütün verilerle çalışacağı için bir tane bilinmeyen kalana kadar aritmetik ortalamayı beklettik. Aritmetik ortalamamız 5 olacakmış. Uzman yukarıdaki sayıları toparlayalım. 1 2 3 4 daha 7 4 daha 11 5 daha 16 6 daha 22 8 ile 30 38 artı z yaptı içler dışlarda yaptık 45 z de buradan 38 karşı 38 diye atarsak 7 geldi şimdi bulduğumuz bu değerleri artık soruda yerleştirebiliriz 3 çarpı x yani 3 çarpı 4 artı 2 çarpı y 2 çarpı 5 artı z yani 7. Buradan da 12, 10, 22, 7 daha 29 cevabımız denizli olacaktır.